Merhabalar, Organik Sohbetler'in bu bölümünde Pet House'un sahibi sevgili veteriner hekim Ömer Ertürk var. Ömer Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz pandemi süreci var. Evet. Ona biraz etkisi ama yani şükürler olsun. Ama kimse bir hastalık atlatmasın da. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Tabii. Şimdi aşılama dönemindeyiz malum. Bununla ilgili olarak birazcık bilgi verebilir miyiz hayvansever dostlarımıza? Hı. Aslında aşılamanın önemi şu anki pandemi sürecinde de ortaya çıkan bir gerçektir. Gerçekten de önemli bir konudur. Şöyle söyleyeyim. 250'ye yakın zoonotik hastalık vardır. Zoonoz hastalık vardır. Zoonoz hastalık hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklardır ve ciddi hastalıklardır. Ki Covid'de bunlardan bir tanesi. Evet. Eğer aşılama olmazsa maalesef çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında yaptığı bir açıklama vardır. Biliyorsunuz en büyük bilinen zoonoz hastalık kuduzdur. Bayağı bölümlere de sebep olmuştur. Halen daha da olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son açıklamada yılda kuduzdan aşısı olmasına rağmen 54 bin insan ölmektedir. Hatta bunun %40'ını da 15 yaşından küçük çocuklar oluşturmaktadır ki bunun sebebi de çocuklara eğitim verilmemesi, yani sokaktaki köpek ısırıyor, yani sevmeye çalışırken ısırıyor, kuduz bulaşıyor. Hemen orada bir parantez açmam lazım. Sadece sevmeye çalışırken demeyelim, maalesef ailelerin vermediği hayvan sevgisi sebebiyle onlara şiddet uygularken de bununla karşılaşıyorlar. Aslında sokak hayvanları bir nevi kendilerini savunma mekanizması geliştiriyorlar. Evet, aynen öyle, yani yaklaşmasını bilmek lazım. Çünkü sonuçta sokaktaki bir hayvan, hayvan severiz ama bu da ciddi bir konudur. Kuduz çünkü ölümle sonuçlanabiliyor. Çok ciddi bir hastalık. Peki hemen soruyorum o zaman. Diyelim ki maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Ne yapılması gerekiyor ilk aşamada? Isırıldığı an kişi o bölgeyi sabunlu su ve alkol ile yıkaması lazım ve en yakın hastaneye, sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Başvurduğu an itibariyle bu köpek veya işte kedi nerede diye soruluyor sonuçta. Tabii ki köpek de aynı zamanda veya kedi köpek zapturapt altına alınmalı. Çünkü onda kontrolleri yapılması lazım. Peki eskiden kuduz aşısı işte karından yapılıyordu, 10 dozdu. Şu anda ne durumda? Şu an bildiğim kadarıyla, hani onu tıpçılar da iyi bilir ama koldan yapılıyor. Ve 3 doz sanırım değil mi? Evet. Peki hayvanlarda uygulanması gereken aşılar ve bunların periyotları nelerdir? Bir yavrumuz oldu veya bir hayvan patilidos sahiplendik diyelim. Bizim hastayla ilk temasımızda sorduğumuz ilk soru aşıları tam mı? Zamanında yapılmış mı? Eksik bir aşısı var mı? Aşı programı oluşturulmuş mu? Şeklinde oluyor. Bunu sorduktan sonra hemen aşı yapmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz aşı bir virüs. Sonuçta hayvanın direnci, bağışıklığı önemli bir konu. Hasta olup olmaması önemli bir konu. Yaşı önemli bir konu. Bizim ilk yaptığımız iç ve dış parazit uygulamasıdır. İlk önce hastamızı, çocuğumuzu iç ve dış parazitlerden temizleriz. Bir haftalık bir süreç belirleriz. Burada kontrol sürecidir. Kontrol edildikten sonra, yani muayenesi yapıldıktan sonra işte kan tahlili vesaire yapılır. Hayvanda herhangi bir hastalık çıkmaz. Bağışıklığı iyi çıkar. O zaman aşılama süreci başlar. Bizim ilk yaptığımız aşı karma aşısıdır. Köpek için de geçerlidir. Bunun bir yaş aralığı var mı? Yaş aralığı 60 gün. 60 günlük doğumdan sonraki süreçten bahsediyoruz. 2 aylık süreçte. Zaten biz 45. gününde iç ve dış parazit uygulamalar yapılır. 60. günde de aşılara başlarız. Sonrasında kuduz aşısı dönemi? Karma aşısını yaptık. Karma aşısının tekrarı vardır, rapeli vardır. Mutlaka yapılmalıdır. Tek doz istediğimiz bağışıklığı sağlamaz. Korona aşısı gibidir, biliyorsunuz. Korona aşısı da 2 doz yapılacak insanlarda. Aynı şey kedi ve köpekler için de geçerlidir. Biz %99 bir bağışıklık sağlayabilmek adına 2 doz veya 3 doz yaparız. Bu da önemli bir konudur. Periyodu nedir hocam bunun? 21 gün. 21 gün. Aşıdan sonra yaparız. 21 gün sonra veya 15 gün ile 21 gün süresi arasında 2. doz aşı yapılır ama bizim istediğimiz 21. günü aşmamasıdır. Harika. Peki bize izleyicilerden gelen sorular vardı. Sizi davet edeceğimi söyleyince sağ olsunlar soru yazmışlar. Lösemi aşısından bahsediliyor. Lösemi aşısı olması gerekiyor mu? 1 doz, 2 doz. Bununla ilgili de birazcık bilgi verebilir misiniz? Lösemi aşısı olması gerekir, evet. Hani bazı hasta sahipleri bize şunu söylüyor. Hocam ben kedimi hiç dışarı çıkartmıyorum. Doğduğundan beri evde. hak veriyorum ama şöyle bir konu daha var. Sonuçta kaçabilir. Yani bunun şeyini kimse belirleyemez. Tabii ki. Yani özellikle kediler biliyorsunuz Mart aylarında çok kaçma. Ben de bir kedi ve bir köpek annesi olarak evet. Her ne kadar sakin bir oğlum, bir köpeğim olsa da bir o kadar deli bir kızım, bir kedim var yani. Maalesef. O yüzden her an kaçabilir. 10 gün sonra geri dönüyor, 15 gün sonra geri dönüyor. Bu süreçte neler yaşadığını bilemiyoruz. Acaba farklı hayvanlarla temas oldu mu? Biliyorsunuz lösemi de çok ciddi bir hastalıktır kedilerde. Evet. Ölümcül bir hastalıktır. Mutlaka biz önlemimizi alalım. Gönlümüz rahat olsun. Lösemi aşısının bilinen bazı şeyleri var. İşte bazı komplikasyonları var. Hasta sahipleri bize öyle söylüyorlar. Çünkü internette gerçekten çok pis bilgiler var. Evet, bilgiler var. Onu gönüllerini rahatlatmak amacıyla söyleyeyim. Lösemi aşısının bilindiği kadar çok komplikasyonu yok. Önceki aşılarda vardı. Hı hı. Ama yeni üretilen, özellikle son 10 yıldır üretilen lösemi aşılarında görülen herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Güzel. O zaman mutlaka lösemi aşılarını da yaptırıyoruz. Hı hı. Onun bir yaşı zamanı var mı? Yaşı biz 6 aylık isteriz. Hı hı. 6 ayını doldurmuş isteriz. Ve bizim bir uygulamamız vardır. Lösemi aşısı için geçerlidir bu. Biz önem veririz. Mutlaka kan tahliline bakıp bağışıklığına bakarız. Okey. Bir de gençlik hastalığı var ki en fazlasıyla karşılaştığımız sorunlardan biri. Çok ölümcül bir hastalık. Onun için sanırım bir aşı var. Karma aşımız var. Karma aşımızın içinde köpek gençlik hastalığının virüsü de var. Hı. Çünkü karma aşı dediğimiz aslında tek bir aşı değildir. İçinde 5 tane virüs vardır. Bildiğiniz kokteyl yapıyorsunuz yavrularıma zaten. Köpekler için 5'li karmadır. Hatta leptospirayı da ekliyorlar bazen. 6'lı karma oluyor. Hı hı. Kedilerimiz için 3'lü karmadır. İçinde 3 tane virüs etkeni vardır. Okay. Yani bir aşıyla aslında 5 hastalığa, kediler için ise 3 hastalığa karşı koruma sağlamış oluyoruz. Çok güzel. Peki hocam, şimdi gelen sorulardan bir tanesi. Hamilelik döneminde iç ve dış parazit aşısı yapılmalı mıdır? Ben yapmıyorum. Neden? Neden? Çünkü gebelik süresi çok hassas bir süreçtir. Bildiğimiz gibi bu iç parazit de olsun, dış parazit de olsun, bağışıklığı az da olsa düşen ilaçlardır. Biz gebelik sürecini istemeyiz açıkçası. Yani, okay. Şöyle bir şey var. Zaten iç ve dış parazit uygulamanın mutlak 3 ayda bir yapılmasını, eğer evdeyse ama dışarı çıkıyorsa, çiğ et yemişse 1,5 ayda bir tekrarlanmasını isteriz. Ama ben gebe kedilerde bu süreyi biraz uzatıyorum, en azından gebeliği sonlanana kadar. Devam ediyoruz Hı-hı. yapmamaya. Evet. Hazır yemek konusu, çiğ et demişken sevgili patili dostlarımıza neler yedirmemiz gerekiyor? Mesela benim köpeğim, sevgili oğlum ev yemeğine bayılıyor. Hı-hı. Bir bamya olsun, efendim bir dolma olsun, aklınıza gelecek her şeyi yiyebiliyor. Ama kızım, kedim mümkün değil. O sadece kuru mamayı seviyor. Hı-hı. Hangisine ne vermem lazım? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Çikolata, şekerli ürünler köpeklerde ölümcüldür. Pankreasları zehirlidir. Yok diye biliyorum. Evet. Doğru mudur? Evet. Sindiremiyorlar, zehirleniyorlar. Hı hı. Zehirleyicidir yani. O yüzden çikolata ve şekerli ürünler kesinlikle vermiyoruz. İkinci olay, yemek verebilirsiniz ama yemekler baharatlı olmayacak, tuzlu olmayacak. Aksine kimyonlu, işte acı biberli bayıla bayıla yiyor. Yani şaka gibi. Zararlı, sindirim sistemlerini etkiliyorlar. Çünkü köpeklerin ve kedilerin sindirim sistemi insanlar gibi değil. Hı hı. İnsanların sindirim sistemi baharatlara alışmış artık. Yani herhangi bir etkiye sebep olmuyor ama maalesef kedi ve köpeklerde gastrik, bağırsak sorunları, ishal gibi sorunlara sebep olabiliyor. O yüzden biz kuru mama yedirilmesini öneririz. Açıkçası. Tamam. Peki bu mamaları seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yine gelen sorulardan biri. O kadar çok marka var ki. Bunların içeriğine neye bakmamız gerekiyor? İçeriğinde şöyle söyleyeyim. Marka olarak kaliteli marka kullansınlar. Çünkü kalitesiz markaların yapılan son araştırmalarda orada yazılan değerlerin hiçbiri olmadığı saptandı. Bunu bizzat da ben şahidim. Tabii marka ismi vermeyeceğim ama. Kaliteli marka ismi verelim o zaman. Problem. Tamam. His Vulcanin, Advance. Şimdi o noktada bir bak. Okey. bir sorun değil aslına bakarsanız da şu andaki ekonomik durumu düşündüğümüz hı hı. için birazcık sıkıntı. Evde kendi canlarımızla bunları paylaşabiliyoruz ama hı hı. sokak hayvanları için hı hı. sürekli mama dağıtan hayvanseverler var. Onlara önerebileceğimiz yöntemler nelerdir? Ben aslında şunu öneriyorum. Ben de kullandığım bir yöntemdir. Evdeki kendi dostlarımız için de bunları yapabiliriz. Kemik suyu. Hı-hı. Kemik hariç. Kemiği vermeyecekler. Ama çok önemli. Tavuk kemiği de olsa, köpek kemiği de olsa verilmeyecek. Kemiğin suyunu haşlarlar. İçine havuç katarlar. Patates katarlar. Tuzsuz. Onu ekmeğin üstüne dökebilirler. Papara yapıyoruz yani. Tabii tabii. Çok da faydalıdır. Vitamin, mineral, izolement açısından çok da fayda görürler. Onu evet, yapabilirler sokak hayvanlar için. Mama alamıyorsak bile evet. yapabileceğimiz çok önemli bir tarifle Ömer Hocam evet, size cevap verdi. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi notların arasında evet zayıf kediye kilo aldırabilmek için ne yapmak gerekiyor diye bir sorumuz var. Şimdi biz bunun etiyolojisini bilmemiz lazım. Zayıf kedi neden zayıf? Beslenmeden dolayı mı? Parazitten dolayı mı? Genetik mi? Genetik mi? Primer bir etken mi var? Veya sekonder etkenler mi var? Karaciğerine bakmak lazım. Böbreğine bakmak lazım. Sindirim sisteminin incelenmesi lazım. Bunun sonucunda verilen kararlara göre kilo aldırılabilir evet. Atıyorum ben küçük örneğini vereyim. Dışkı tahlili yapılır. Dışkısında parazit saptanır. Parazit hapı içirilir. Böylece zayıflamasının önüne geçilmiş olur. Peki aynı şekilde çok kilolu hayvanlar var. Hı hı. İşte böyle yayılmış bir halde bol bol sosyal medyada evet. fotoğraflarını görüyoruz. Mesela benim oğlum sağ olsun hı hı. kendisi çok küçük olmasına hı hı. rağmen kilosu birazcık fazla. Hı hı. Hareket etmeyi de pek sevmiyor. Onlar için önerimiz ne olabilir? Onlar için önerim özellikle bu saydığım markalarda kilo almayı önleyici diyet dediğimiz mamalar var. Hı hı. Bu mamalar kullanırlarsa zayıflama sağlarlar. Şahane. Hı. Gelen obezite bir soru daha. Evet, obezite çok ciddi bir sıkıntı evcil hayvanlar için. Şu anda eşleştirme dönemi. Hı hı. Şimdi hadi kedilerimiz bazen delilik yapıyorlar. Sokak kedisi evet. irma moduna geçebiliyorlar evet. ama eşleşme dönemi de önce ve sonrasında yapılması gereken şeyler hem bizim açımızdan hı hı. çünkü onlar birazcık agresif olabiliyorlar. Evet. Birazcık garip bir ruh haline bürünüyorlar. Neler yapmamız lazım hocam? İlk önce şunu söyleyeyim. Normalde kediler Mart ayında üst östroz göstermesi lazım. Ama bizim ev kedilerimiz sürekli gösterir. Bize bu şikayet çok geliyor. Bunun sebebini anlatayım. Işık süresi. Şimdi diyorlar ki sokakta kediler neden sürekli kızgınlık göstermiyor da sadece Mart ayında gösteriyor. Bizim kedilerimiz neden işte sürekli kızgınlık gösteriyor? Işık süresi. Normal bir aile gece 12'de bir de ışıklarını söndürüyor. Bu ışık alma süresini uzatır. Bu da östrosu yani kızgınlığı arttırır. Bunu söyledikten sonra çiftleşmeden önce ve çiftleşmeden sonra alınabilecek önlemler: bir yaşından önce çiftleştirmesinler. Gebe bırakmasınlar. Hem yavru için hem anne için zararlıdır. Çiftleştikten sonra gebelik süresince ek vitamin, mineral, element takviyesi yapabilirler. Hı hı. Onun haricinde yapılacak ek bir şey yoktur yani. Peki bu çiftlerin birbirini bulması ile ilgili olarak eşleşmeyi doğru yapmak adına neler yapmak gerekiyor? Çünkü sokağa kaçtığı an itibariyle zaten önüne alma şansınız yok. Hı hı. Peki kendi türünden olmayan bir hayvanla çiftleştiği zaman yaşadığımız sıkıntılar? Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Sadece şöyle söyleyeyim. Kafası büyük olan kediler var. Hı hı. Eğer bunlar ikisi çiftleşirse yine doğacak yavruların kafası büyük olacağı için. Baskın yerden kaynaklı. Evet. Doğum zor olacak. Hekim müdahalesi gerekecek. Sadece böyle sıkıntılar olur. Ama onun haricinde atıyorum örnek vereyim. British bir tekirle çiftleştiği zaman herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Yavrularda da herhangi bir sıkıntı olmaz. Şeyde de annede de herhangi bir sıkıntı olmaz ama köpekler için şöyle bir şey var. Venal tümöral dediğimiz bir olay var. Türkçe mi haline alayım? Tümör. Tümör. Okay. Çiftleşmeyle bulaşan bir tümör. Çok da tehlikeli bir tümör. Tedavisi zor değil. Bazı kemoterapilerle iyileştirebiliyoruz ama bilmediğiniz köpeklerle çiftleştirmeyin. böyle olaylarla karşılaşırsınız. Ki zaten ırk bozuluyor, onların gen yapısı bozuluyor, gen yapısı işte bozuluyor. Masif dediğimiz cinsler ortaya çıkmaya başlıyor. Hı-hı. Bunlar da sonrasında aslına bakarsanız sıkıntı yaratıyor ki bu noktada hemen pitbulllara da bir girelim isterseniz. Onlar şu anda yasaklı bir ırk aslında. Yasaklı bir ırk. Halen de üretimine devam eden kişiler var. Şu an devletimiz çok da büyük cezalar kesiyor. Ne güzel. Dikkatli olsunlar yani. Yapmasınlar. Çünkü pitbull yani bir yandan evri değişiyor. Sahibine saldırabiliyor, başka kişiye saldırabiliyor veya kedilere saldırabiliyor, başka köpeklere saldırabiliyor. Yani yapılmamasında fayda var. Yani ben bu noktada hep şey söylüyorum, işte ikisini de sahiplendim. Hı hı. Satın almaktansa sahiplenmek çok çok daha önemli. Evet, evet. Özellikle şu anda barınaklardaki hayvanların durumunu gördüğümüz zaman işler acısı. Maalesef çok işler acısı. O yüzden İlla bir hayvan evlat edinmek istiyorsanız lütfen sahiplenin diye şuraya bir ufacık notumuzu da bırakalım. Tabii şöyle de söyleyelim, bu konuda belediyeler de çok çalışıyor ama şimdi o kadar köpeğe, o kadar kediye bakmak da kolay bir iş değil. Tabii ki. Ve çok bulaşıcı hastalıklar bir arada oluyor. Köpek gençlik hastalığı, kedi fib. Bunlar çok bulaşıcı hastalıklar ve bir anda ortaya çıktığı zaman bütün kedilere bulaşıyor. Bir anda ortaya çıktığı zaman bütün köpeklere bulaşıyor. Ya bu konuda da aslında belediyeyi de kötülememek lazım. Onlar elinden geleni yapıyor ama bazı hastalıkların önüne geçilemiyor. Maalesef. Ama olan kedilere ve köpeklere oluyor yani. Ve çok çabuk üredikleri için de yayılım hızı çok daha yüksek oluyor tabii. Fazla yavru doğuruyorlar. Yani insanlar 1-2 ama köpekler 10 yavruya kadar doğurabiliyor. Tabii batında 8-9 yavru dediğiniz gibi 10 yavru doğuran maalesef evcil dostlarımız var. Bu noktada o zaman kısırlaştırmadan bahsedelim birazcık. Ben her ne kadar karşı olsam da bunu biliyorsunuz ama siz bu konuya karşı değilsiniz. Evet, karşı değilim. Neden? Çünkü biz şöyle söyleyeyim, bu konuda da makaleleri tezleri takip eden kişiyim. Şöyle açıklama yapılıyor. Kısırlaştırılmış kedilerin %90'ında meme tümörü gözükmüyor. Köpekler için de geçerli. Erkek köpekler için prostat kanseri gözükmüyor. Ama kısırlaştırılmadığında 7-8'li yaşlarda bu oran çok yükseliyor yani. Meme tümörü, prostat kanseri, idrar taşı oluşumları oluyor. Bunlar da istemediğimiz durumlar. Özellikle meme tümörü kedilerde de özümcül olabiliyor. Çiftleştirmeden kısırlaştırma konusuna ne diyorsunuz hocam? Yapılabilir, evet. Neden? Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani şöyle bir diyorlar ki işte kedileri çiftleştirsin, bir annelik duygusunu tatsın. Köpekleri çiftleştirin, bir annelik duygusu tatsın. Ben kedi psikolojisiyle de ilgilenen biriyim. Aslında kedilerin öyle bir annelik duygusu yok. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir düşünce yok. Tamam, peki psikolojiye girmişken o zaman bu sevgili dostlarımız neden sürekli ısırma ihtiyacı hissederler? Neden sürekli dişlerler? Her yerlerini niye tırmalarlar? Nedir bunların psikolojik problemleri hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, tırmalamalarından başlayalım. Başlayalım. Tırnakları uzar. Bunlar normal doğal alanda tırnaklar o kadar uzamaz. Çünkü dışarıda taşa işte törpülüyorlar aslına bakarsanız. Törpülerler ama ev ortamında koltuğa ne kadar da sürse şey yapmıyor. Aslında bir genetik alışkanlık diyebiliriz yani. Alışkanlık. Isırma peki? Diş. Kaşınma. Kaşıntısını özellikle yavrularda çok görürüz. Peki alışkanlık halinde kalabiliyor mu? Kalabilir, evet. Ne yapacağız? Oyuncaklar var. Diş kaşıyıcı. Zor ama evet. Evet, öyle çözeceğiz o zaman. Şöyle bir şey de var. Kediniz istemediğiniz bir şey yapıyor. Tabii ki cezalandırma değildir. Ama kedi psikolojisinde bu cezalandırma olarak geçer. Ki fayda da görürsünüz. Karanlık bir odaya alacaksınız. Kıyamam. Evet ama kediler şöyle, kedi eve girdiği an artık siz onun sahibi olmazsınız. O evin sahibidir. O sizin sahibi olur ki bu da ileriki dönemlerde istemediğiniz şeylere sebep olabilir. En basit örneğini vereyim. Kedinin tuvalet kabı vardır, oraya yapmaz. Hep gelir evin belli bir bölgelerine yapar. 3 bölge belirleyerek. Bu da bir psikolojik bozukluktur. İlaç kullanmak lazım. Tamam. Psikolojik ilaçları var, onları kullanıyoruz biz. Psikolojik bozukluktur. Yine aynı şekilde alışkanlık bir psikolojik bozukluk değildir ama işte dışkısını yapması gibi. Bunu psikolojik bozukluğa kadar gelebilir bu durum. Bunun önüne geçmek lazım. Tamam, karanlık odaya ne yapıyorum peki? Alıp kapıyı kapatacaksın. Bir saat bekleyecek. Ondan sonra çıkartacaksınız. Gözünün içine bakacaksınız. Tamam. kızgın bir şekilde demeyeyim ama biraz gözlerinizi kısabilirsiniz. Sert bir şekilde. Bir daha yapmayacaksın. Bir daha yapmayacaksın. Bir daha. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar. Ama işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor ama o ceza olduğu zaman artık yavaş yavaş hemen kesmez. Ama artık şey yapar. Çünkü kedilerin en korktuğu şey yalnız kalmaktır. Onu da söyleyeyim. Pera'yı anlatmam lazım size. Onu konuşamamıştık. Pera bizim bahçede annesi doğurdu. Anneyi ve yavruları kurtaramadık. Pera'yı kurtarabildik. Ama benim ev 2. katta, bildiğin 2. kattaki balkona çıktı ve yerleşti. Şimdi içeride köpek var. Oscar'la birazcık sıkıntı yaşıyor. Ve neyse ben bunu balkonda bakmaya başladım. Hapşurmaya başladık. Dedik ki bu böyle olmayacak. Bir tedavi sürecine girildi. Sonra dedim ki evet arkadaş sen sanırım eve girmek istiyorsun. Bildiğiniz zorla işgalci kuvvet olarak Pera eve yerleşti. Tabii Oscar annemlere geçmek zorunda kaldı. Her ne kadar hiç daha tanıştırmadım onları. Sonuç olarak Pera'da bahsettiğim o ısırma huyumuz birazcık var. Ama yavru olduğu için dediğiniz gibi muhtemelen dişlerden kaynaklı. Umuyorum birkaç ay sonrasında kalmaz. Bu arada birkaç izleyiciden gelen bilgi var. Fotoğrafları göndermişler. Kollar tamamen ısırık izi. Yani önerebilirim. O artık bir psikolojik bozukluk. O zaman mutlaka tedavi sürecine geçirilmesi gerekiyor. Sakinleştirici ilaçlarımız var. Onlara başlayacağız o zaman. Mutlaka başlamaları lazım. Son olarak tüy dökmeyi de sorayım size. Şu dönem yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü evin her tarafı şu anda üstümde bile gördüğünüz gibi Pera'nın tüyleri. Yanımızda olamasa da tüyleriyle bizimle birlikte. Ne öneriyoruz? Tüy dökülmesinin birçok sebebi var. Kızgınlığa gelmesi, mevsimsel, beslemeye bağlı, vitamin, mineral eksikliği. Tüy dökülmesine sebep olabilir. Stres en büyük faktördür. Kullandığımız bazı ürünler var. Faydada aldığımız. Özellikle ben de bir kedi babasıyım. Kendi kedimde. Çünkü ben de aslında teşekkür ederim. Tüylere alerjisi olan biriyim. Veteriner olmama rağmen. Veteriner hekim olmama rağmen. Bunu %2'lere %3'lere indirebildim. Bunu nasıl sağladım? Tabii bu dediğim her kedide olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi birçok sebebi var. Streslidir, strese bağlı döker, kızgınlıktadır. Ama kullandığımız ürünler deri sistemini yeniliyor. Tüy sistemini yeniliyor ve tüyleri parlaklaştırıyor ki benim de en sevdiğim bir şey kedide tüylerin parlak olmasıdır yani. Çok güzel oluyorlar maşallah. Onu omega 3 yağıdır. Omega 3 yağı. Kesin çözüm. Evet. En azından önlem alabilecek bir çözüm diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim daha çok sorum var ama inşallah başka bir bölümde tekrar sizi konuk almak isterim. Tabii ki. Ayağınıza sağlık. Söyleyeceğiniz son bir şey var mıdır? Hayvanları anlamak, her şeyi anlamaktır. Hayvanları anlamaya çalışalım. Öyle kapatalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman lütfen satın almayın ve sahiplenin diyerek bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.